Moda Dil Akademisi'nden günaydınlar. Ahmet Taşpınar ben. Şimdi çocukları eğlendirmek için olan bir sağlam bir sektör var. Çizgi film sektörü var, eğlence sektörü var, oyuncak sektörü var. Soru. Eğlence sektörünü bir kenara bırakırsak, giyim sektörünü bir kenara bırakırsak, tekstil sektörünü bir kenara bırakırsak, acaba oyuncak olarak tüm dünyada bütün çocuklara hitap eden bir firma ismi geliyor mu aklınıza? Şöyle söyleyeyim. Parçalardan oluşan, tüm ürettiği parçaları bir araya getirdiğimizde dünyanın etrafında yaklaşık 4 kez, 5 kez ve bir yerde okumuştum belki 40 kez dolaşabilecek parçalar üreten bir firma. Hangisi? Tabii ki aklınıza gelmiştir. Lego. Lego parçaları. Yani o oyuncaklar aklımıza geldiğinde direkt ismiyle hitap ederiz. Lego deriz. Lego ile ilgili bir haberimiz olacak. Lego sadece ve sadece oyuncak üretmiyor. Aynı zamanda çizgi filmler yapıyor, animasyonlar yapıyor. Aynı zamanda farklı sektörlerde girişimi var. Piyasayı elinde bulundurmak için. Tabii bu noktada da kendilerini tebrik etmek lazım. Her çocuğun evinde hemen hemen oynadığı bir tane Lego oyuncağı mutlaka olmuştur. Biz de bununla ilgili uzatmayalım. Hemen hemen haberimize geçelim efendim. Başlayalım. Sales and profits continue to stack up at Lego. Lego'da satış ve karlar birikmeye devam ediyor. Şimdi bu cümleyi okuduğumuzda ne gelecek? Lego büyüyor. Satışları artıyor. Aynı zamanda karları da artıyor, artmaya devam ediyor. Sale, satış yerine selling'in kullanılabildiğine dikkat edelim. Profit, kar. Net income, earning, kazanç. Continue, devam etmek yerine go on, carry on, keep on kullanılabilir. Stack up, yığılmak, birikmek, yani pile up bizim daha çok gördüğümüz phrasal verb'ümüzdür esasında birikmek yerine. The Danish toy company reported a 3.5% net profit increase for 2018 to more than 1.1 billion euros as revenue rose by 4%. Yine rakamlarla dolu olan bir cümlemiz. Danimarka oyuncak şirketi duyurdu. Danimarka oyuncak şirketi net karının 2018 için %3,5'luk bir artış duyurmuş. Yani küresel ekonomik krizde böyle bir artışı beklemek inanılmaz güzel bir şey herhalde olsa gerek bu şirket için. Nereye? To more than 1.1 milyar avrodan daha fazlaya çıkmış. Burada bize kazandıkları miktarı da söylemiş oldular. As revenue, gelirleri %4'e arttığı için. Peki, elimizde company şirket yerine firm corporation kullanılabildiğini biliyoruz. Report, bildirmek. Notify, state, inform ifadeleri kullanılabilir. Increase, artış. Rise, increment. Raise ve hike ifadeleri kullanılabiliyor. Revenue, gelir yerine de income ifadesi kullanılabilir. Where traditional toys have struggled in the face of digital innovations, the world-renowned brand is bucking the trend by diversifying into movies, video games, and amusement parks. Geleneksel oyuncakların dijital icatlarla karşısında sıkıntı çektiği bir dünyada, sıkıntı çektiği bir yerde, sıkıntı çektiği bir pazarda dünyaca ünlü olan bu marka, yani Lego'dan bahsediyoruz. Bucking the trend. Bak burası çok önemli. Genel eğilimin tersine hareket ediyor. Ve film, bilgisayar oyunu ve eğlence parklarına da çeşitlilik yaparak, çeşitlendirerek esasında farklı hareketlerde bulunuyor. Şimdi o zaman bu cümleyi okuduğumda şu var. Geleneksel oyuncaklar dijital inovasyonlar karşısında, yenilikler karşısında sıkıntı çekiyor. Ama öte yandan dünya çapında ün salmış olan Lego çeşitlenerek bir filmler yapıyor, bilgisayar oyunları oynuyor ve eğlence parklarıyla beraber nedir? Genel eğilimin tersine hareket ederek esasında net bir şekilde karını artırıyor. The company is planning to open 80 new stores in China this year.
şirket Çin'de bu yıl 80 yeni mağazayı açmayı planlıyor. Dikkat ederseniz yetmedi diyor, daha da genişleyeceğim diyor firmamız ve planlamak fiilini kullanmışız. 80 yeni mağaza açacakmış Çin'de. Güzel rakam. Plan fiili yerine concert ya da project kullanılabilir. Açmak fiili yerine begin, start ya da initiate fiilleri kullanılabilir. Ve aynı zamanda store, mağaza ifadesinin yerine de shop ve retailer kullanılabilir. Bugünkü haberimiz bir oyuncak devi olan Lego ile ilgiliydi. Haberlerimizin hepsi devlerle ilgili herhalde. Moda dil olunca devlerle ilgili haberler yapmak da bize kalıyor diyelim. Ve haberimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Esen kalın.